Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün çok özel bir video ile sizlerin karşısındayım. Dün gece saatlerinde aslında birçoğumuzun haberi vardır. Wagner'in lideri Prigozhin'in bir açıklamasıyla gerçekten de Rusya'da her şey karıştı. Kıymetli dostlar, Prigozhin Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu Kızıl Meydan'da asacağım dedi ilk olarak akşam saatlerinde dün. Zaten ben sizlere sürekli aktarmaktaydım. Prigozhin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki çekişmeleri sürekli ben buradan elimden geldiğince sizlere anlatmaktaydım. Yalana gerek yok. Ben de işlerin bu kadar böyle ciddileşeceğini yani tahmin etmemekteydim. Fakat dün akşam saatlerinde, hele ki bugün sabah saatlerine kadar Rusya'da düpedüz bir darbe girişimi yaşanmakta kıymetli dostlar. Bugün sizler için yaşanan gelişmeleri baştan sona böyle kronolojik sıralamasıyla aktarmaya çalışacağım ilk olarak. Rusya'da dün geceden beri olaylar nasıl patlak verdi ve son durum ne? Hep birlikte öğrenmiş olacağız. İsterseniz ben daha fazla sizleri lafa tutmadan gelişmelere bir yakından göz atalım. Detaylar şu an sizlerle. Dün gece saatlerinde dünyanın gündemine Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigozhin'in yapmış olduğu açıklamalar böyle bomba gibi oturdu. Prigozhin demişti ki Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Kızıl Meydan'da asılacak diye bir ifade kullandı. Bu açıklama sonrasında Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimi iddiası sonrası zırhlı araçlar sokaklarda görüntülenmeye başladı yavaş yavaş. Hemen akabinde ise mesela Ukrayna Savunma Bakanlığı "We are watching, izliyoruz" diye bir tweet paylaşmıştı. Açıkçası Rusya'da yaşanılan bu kargaşıklıktan Ukraynalılar bayağı bir keyif almaktaydı dün gece saatlerinde. Devamında BBC Rusya bir haber geçmişti. Dedi ki Rusya'nın başkenti Moskova'da istihbarat servisi ve diğer güvenlik servisinin elemanları alarma geçti. Rostov şehri ile Moskova arasında ordu yollara barikatlar kurmaya başladı dedi. Şunu belirtmek isterim ki Rostov şehrinde şu an Wagner birliklerinin çok rahat bir şekilde kontrol sağladığını söyleyebiliriz. Yine gece saatlerinde St. Petersburg merkezli Wagner'ın Telegram kanalı başlıyor diye bir Telegram'dan paylaşımda bulundu. Hemen devamında Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Rusya'nın Wagner'e nasıl bir tepki vereceği, özellikle Putin'in nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Rusya İstihbarat Teşkilatı 23 Haziran 2023 tarihinde Rus Ceza Hukuku'nun 279. maddesi gereğince Yevgeni Prigozhin hakkında silahlı isyana teşvik suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Prigozhin hakkında 12 ile 20 yıl hapis cezası istenmekteydi. Rusya'da saatler ilerledikçe bu kez Rus zırhlı araçları Moskova sokaklarına da inmeye başlamıştı. Hemen akabinde ise Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun ailesini taşıyan bir uçak başkent Minsk havalanından 00:11'de havalandı dedi. Bu haberi lütfen unutmayın çünkü uçağın nereden havalanıp nereye indiği çok ama çok ilginç. Yine Rusya'da hatırı sayılır generallerden olan Rus General Sergey Surovikin dedi ki kalkışmalara ilişkin Rusya'nın düşmanları ülkemizdeki iç siyasetin kontrolden çıkmasını bekliyor. Ülkemizin bu zor zamanları düşmanın ekmeğine yağ sürmeyin. Hala geç değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emirlerine ve iradesine uyun diye Wagner milislerine bir çağrıda bulunmuştu. Wagner'in resmi Telegram kanalı çok önemli bir paylaşım yaptı. Ne Federal Güvenlik Servisi ne de Rus General Sergey Surovikin başlamış olanı durduramayacak denildi. Gece saatlerinde Moskova bölgesinde bir askeri birlik ateşe verildi diye sosyal medyada bu görmüş olduğunuz görüntüler karşımıza çıktı. Özellikle sabah saatlerine geldiğimizde Wagner'in Rusya'da ne kadar etkili olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Yerel basına çıkan haberlere göre Wagner Rostov'da bir dizi binayı kontrol altına almıştı. Gece saatlerinden beri gerçekten de ülkeye ayağa kaldıran açıklamalar yapan Wagner'ın lideri Prigozhin'in nerede olduğundan kimse haberdar değildi. Fakat sabah saatlerinde Prigozhin resmen gövde gösterisi yapar gibi Wagner askerleri tarafından ele geçirilen Rostov'daki Güney Askeri Bölgesi karargahına geldi. Ayrıca Rostov'da kontrolü ele geçiren Wagner askerlerinin birbirlerini tanımak için kollarına beyaz bant taktığı belirtilmekteydi. Rus ordu birlikleri ise kırmızı bant takıyordu. Hani sizlere dedim ya kıymetli dostlar Prigozhin Rostov'a geldi bir gövde gösterisi yaptı diye. Wagner'ın şefi Prigozhin ilk defa bir açıklama yaptı Rostov'da. Dedi ki Rus hava saldırılarının Wagner'ı değil Ukraynalıları vurduğundan emin olmak için Rostov'daki Rus askeri karargahının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Ayrıca Prigozhin Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Garasimov'un kendilerine getirilmesini talep etti. Rusya'da saatler ilerledikçe gerçekten de çatışmanın seyri de değişmeye başladı. Mesela Voronezh şehri
saatlerinde Rus güçlerine ait bir helikopter Wagner tarafından düşürüldü. Evet, yanlış duymadınız. Wagner'ın elinde hava savunma sistemlerinin bulunduğu zaten bilinmekteydi. Özellikle de çok sayıda panzer bulunduğu söylenmekte. Yani Wagner öyle ufağa alınacak bir askeri grup değil. Devamında mesela Prigozhin'in açıklamaları yine gün boyu devam etti. Bu sefer gerçekten sinirliydi. Moskova'ya kadar ilerleyeceğiz. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu teslim edilene kadar durmayı düşünmüyoruz dedi. Tabi kıymetli dostlar, Wagner tarafından bu açıklamalar yapılırken Putin'in baş kankası kimdir? Ramazan Kadirov. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un da Akmat Özel Kuvvetleri Wagner milislerinin Moskova ilerlemesini durdurmak üzere görevlendirdiği konuşulmaktaydı. Hatta Rostov bölgesine Rusya ordusundan önce Kadirov'un ekiplerinin gittiği söylenmekteydi. Akabinde Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner'a son uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Dedi ki Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner savaşçılarını silahlı darbenin parçası olmamaları konusunda uyarıyoruz. Aldatıldınız, suç macerasına sürüklendiniz. Güvenliğinizi garanti edeceğiz. Teslim olun dedi Rusya Savunma Bakanlığı. Devamında hatırladınız mı kıymetli dostlar? Ben sizlere demiştim ya, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun ailesini taşıyan uçak havalandı diye. Kıymetli dostlar, şaka değil, gerçek. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun ailesini taşıyan uçak Bodrum Havaalanı'na indi. Hani Rusya'da bu tür gelişmeler yaşanırken Türkiye'de yine hani deriz ya, Afrika'da bir mızrak atılsa sebebi Türkiye bilinir diye. Gerçekten dün hani ya dedim, bu olay bari bize sıçramasa dedim. Hemen devamında da mesela Wagner grubunun Voronej'deki Rus askeri tesislerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtilmekteydi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Wagner grubunun Rusya'nın nükleer silahlarının bulunmuş olduğu Voronej bölgesinde bir askeri tesisi kontrol altına aldığı söylenmekteydi ki eğer bu iddia gerçekse durumlar gerçekten ama gerçekten çok karışabilir. Tabi merak edebilirsiniz, Rusya'da peki halk ne yapıyor? Kıymetli dostlar, mesela Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin dedi ki Moskova'da terörle mücadele operasyon rejimine geçildi. Bu bağlamda şehirde daha önce duyurulan tüm toplu etkinlikler iptal edildi. Tüm şehir hizmetleri tam olarak çalışıyor. Şehir genelinde gündelik hayat olağan akışında diye bir açıklama geldi Moskova Belediye Başkanı'ndan. Hemen devamında ise beklenen şey oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez açıklamalarda bulundu. Dedi ki Putin zaten beklenen bir açıklamaydı. Bugün karşımızda olan şey tam bir vatana ihanettir dedi. Devamında Putin, Wagner güçleri de Rusya için hayatını veriyordu. Ama şimdi onların içinde vatan hainleri var. Bu Rusya'ya karşı bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Hem de en ağır şekilde vereceğiz. Bütün askeri birliklere emirleri verdik dedi. Son olarak da Putin, tüm isyan edenlere sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Yoksa yok edileceksiniz. Rusya'yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız diye Putin açıklamalarını sonlandırdı. Vladimir Putin'in açıklamaları sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak'tan da kısa bir açıklama geldi. Podolyak dedi ki Rusya'da her şey daha yeni başlıyor dedi. Yani Ukrayna tarafı Rusya'da yaşanan bu karışıklıktan gerçekten çok büyük keyif duymaktaydı. Hatta mesela Rusya-Ukrayna cephesinde bulunan Ukraynalı askerlerin ellerinde Mısır, böyle bildiğiniz cephede zırhlı aracın üzerinde Mısır'ı yiyerek Rusya'daki gelişmeleri takip ettiği belirtilmekteydi. Rostov'da artık yavaş yavaş Wagner kontrolü sağlamaya başladı. Hatta öyle ki Rostov'da bulunan yerel halk Wagner askerlerine hoş geldiniz bile demekteydi. Ayrıca görmüş olacağınız üzere mesela burada Wagner askeri hamburger sipariş ediyor. Yani görüntüleri izlediğimizde halkın Wagner milislerine bir tepkisi falan söz konusu değil gibi gözükmekte. Devamında hani Putin sert açıklamalar yapmıştı ya, işte bu yanlıştan geri dönün falan filan demişti ya. Wagner'ın resmi Telegram sayfası da bu konuya ilişkin dedi ki Putin yanlış seçim yaptı. Yakında yeni bir başkanımız olacak diye. Gerçekten de hani öyle böyle bir açıklama değildi. Şunu da belirtmek isterim kıymetli dostlar, özellikle gece saatlerinden beri hiçbir şekilde Kadirov Putin'i hedefe almamıştı. İşte benim tek derdim Rusya Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı diyordu. Fakat Putin'den bu açıklama gelince, Putin kısaca safını belli edince, Wagner da hiçbir şekilde Putin'e falan acımadı. Prigozhin görünen o ki bundan sonraki dönemde Putin'e de karşı cephe almış olacak. Hemen devamında ise hani dedim ya, Wagner'in elinde hava savunma sisteminden tutun birçok tesisat var diye. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere Rusya'ya ait bir helikopter Wagner destekli milisler tarafından hava savunma sistemleriyle hedef alındı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan yeni bir açıklama gelmişti öğle saatlerinde. Kadirov dedi ki yaşanan bir askeri isyan ve iğrenç bir ihanettir. Bu tür eylemler haklı gösterilemez. Putin'i sonuna kadar destekliyoruz dedi. Hemen devamında ise Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasi Bodnar yaşanan gelişmelere ilişkin aynen şu ifadeleri kullandı. Ukrayna Rus hükümetinin yalnızca dünya krizlerini kışkırtmakla kalmayıp aynı zamanda kendi bozulmasıyla da baş edemediği konusunda defalarca uyardı. Bu nükleer düğmesi olan tamamen öngörülemeyen bir ülke. Rusya sorunu uluslararası toplum tarafından çözülmelidir diye Vasi Bodnar da böyle bir açıklama yapmıştı. Hemen devamlı mesela Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski'nden çok ilginç bir açıklama geldi.
Dedi ki Lipavski, Kırım'daki tatil zamanım yaklaşıyor gibi görünüyor. Yani kıymetli dostlar, şunu diyebilirim ki özellikle Rusya'daki yaşanan bu iç karışıklık Ukrayna ve destekçileri tarafından çok yakından takip edilmekte. Yani Ukrayna-Rusya cephesinde kesin ama kesin Ukrayna karşı bir taarruz başlatacak. Yani bu adım kadar emin olduğum bir şey. Bugün ikindinin saatlerine geldiğimizde ise Wagner'in lideri Prigojin yeni açıklamalarda bulundu. Dedi ki Prigojin, Başkan Putin, vatan hainliği konusunda yanılıyorsun. Biz vatanseveriz. Rus istihbarat teşkilatının veya başka birinin taleplerine boyun eğmek gibi bir niyetimiz yok. Ülkemizin daha fazla yolsuzluk içinde yaşamasını istemiyoruz. Afrika'da savaşırken bize Afrika'ya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Sonra da terk edildi. Çünkü yardım için ayrılan tüm parayı çaldılar. Ukrayna ile savaştığımızı söylediğinde gittik ve savaştık. Ancak mühimmatlar, silahlar ve bu amaçla harcanan tüm para da çalınıyordu. Biz vatanseveriz. Ancak bugün bize direnenler pisliklerin etrafında toplananlardır dedi. Şunu da hazır konusu açılmışken belirteyim kıymetli dostlar. Hani ben sizlere sürekli geçtiğimiz dönemlerde diyordum ya işte Prigojin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeteri kadar mühimmat alamıyor. Bundan dolayı şikayetçi diye. İddialar o ki kıymetli dostlar, Prigojin yaklaşık 2 aydır mühimmat olmasına rağmen Rusya'dan sürekli mühimmat almaktaymış. Bunun sebebi de işte yapmış olduğu darbe girişiminde bu mühimmatları kullanmak için sürekli Rusya'dan mühimmat almaktaymış. Bu da bir iddiaydı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, o da boş durur mu? Dedi ki Zelenski, kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Rusya uzun zamandır zayıflığını ve yönetimsel zafiyetlerini gizlemek için propaganda silahına sarılıyor. Şimdi bunu gizleyemeyeceği kadar büyük bir kaosun içerisinde Rusya dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaşananlara ilişkin dedi ki Kuleba, Rusya'nın çok güçlü olduğunu söyleyenler şimdi tekrar baksın. Sahte tarafsızlıktan ve gerilimin kontrolden çıkması korkusundan vazgeçerek Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu tüm silahlar verilmeli. Rusya ile arkadaşlığı ve iş yapmayı unutun. Herkesin nefret ettiği ancak yıkmaktan korktuğu kötülüğe son vermenin vakti geldi dedi. Moskova'da hendeklerin kazıldığı belirtilmekteydi. Bu çok ilgincime gitti. Yani bundan çok değil. 1,5-2 sene kadar öncesinde hatırlarsınız aklıma nedense geldi. Kiev'e bir günde 2 günde ilerleyeceğiz. Hatta işte Ukrayna'yı 2 günde 1 haftada işgal edeceğiz diye Ruslar sürekli kendi aralarında konuşurlardı. Yalan değil, Rus kuvvetleri Kiev sınırına kadar dayandı fakat yani bundan 1,5-2 sene sonrasında Moskova'da da hendekler kazılmış durumda. Nasıl geçtiğimiz zamanda Kiev'de hendekler kazılmışsa gerçekten de çok ama çok ilginç. Rostov halkı mesela Wagner askerlerine yiyecek ve su getirmekteymiş. Şaka gibi yani. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de çalıştığını söyledi. Hiçbir yere gitmediğini belirtti Peskov. Akabinde kıymetli dostlar Prigozhin dedi ki, yol boyunca tek bir kişiyi öldürmedik. Yoldan kastettiği bunlar Rostov'dan başladı. Moskova'ya kadar gidiyorlar kıymetli dostlar. Haritada görmüş olacağınız üzere. Rostov'da karargah binasını ateş etmeden ele geçirdik. Tek bir kişinin işine karışmadık. Sokakta Wagner bayraklı insanlar var dedi Prigozhin. Evet kıymetli dostlar, Rusya'da yaşanan gelişmeler kronolojik sıralamasına göre bu şekildeydi. Ben sizlere videoyu hazırladım, düzenledim diye ise tabii ki de farklı farklı gelişmeler yaşanacaktır. Çünkü böyle artık sosyal medyayı an be an yenilediğimizde Rusya'da yaşanan çok büyük bir gelişme karşımıza çıkmakta. Fakat elimden geldiğince en azından konuya çok uzak olan takipçilerimiz için şöyle kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Umarım sizlere doğru bir şekilde gelişmeleri aktarabilmişimdir. Fakat özellikle de bu olayların yansımasını, bizim açımızdan yansımasını, şimdi Suriye'de bir planladığımız hareket var bileceğiniz üzere. Özellikle Rus kuvvetleri şu an hani hem Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla hem de Rus kuvvetlerinin büyük bir çoğunluğunun Suriye'de olmasından dolayı yani özellikle Rusya kara sınırları içerisinde yani büyük bir askeri eksikliğin olduğu belirtilmekte sosyal medyada özellikle Rus kullanıcılar tarafından. Yani önümüzdeki dönemlerde gerek Suriye'den Rus askerlerinin çekilmesi, hatta Ukrayna'daki bazı bölgelerden Rus kuvvetlerinin çekilmesi muhtemel olabilir. Demem o ki büyük ihtimalle önümüzdeki dönemlerde yani Rusya'da sokak savaşları dahi başlayabilir. Çünkü gerçekten de olaylar çok ama çok ciddi. Prigozhin kafaya koymuş, bana Sergey Shoigu ve Rusya Savunma Bakanlığı verin, her şey bitsin diyordu ilk başlarda. Fakat artık rejim değişikliğine gideceğiz diye bir açıklama da yapıyor. Bakalım Rusya'da önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. Gelişmeleri an be an sizler için takip etmeye devam edeceğim diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.